Meyveci programın herkese merhabalar. Bugün İzli'nin Orhaneli köyündeyiz ve yanımızda bir abimiz var. Üzüm konuşacağız. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki ismim Hasan Duşlu. 1982 Orhaniye doğumluyum. Burada doğdum. İstanbul Üniversitesi mezunuyum. 2 yıllık üniversite bitirdim, geldim. Okuduk. Üniversiteye rağmen çiftçilik. Evet, okuduk diye dışarıya kaçmadık. Köydeyiz, işimizin başındayız. Ama son yıllarda biraz pişman olarak tabii. Neden peki? Neden peki? Şu sebepten, genelde artan maliyetler bizim zor durumda kalmamızı sağladı. Ve şu an gerçekten çiftçi zorlanıyor, bu ilaç, gübre ve işçilik maliyetleri konusunda gerçekten zor durumdayız. Ama sezon Üretmeye çalışıyoruz. Üretimi bırakmamaya çalışıyoruz ama maalesef bu zorluklarla her geçen gün daha kötüye gidiyor. Hayırlısı. İnşallah ama 2022 sezonu herkes için kötü geçti. Evet. Yani şu an sezonun başına geldik. Şu an inşallah yeni sezon için bilmiyorum ne olur ne gider, ekonomik şartlar ne olur. Ama şu anki baktığımız gibi şimdi bulunduğumuz bahçenin konum olarak üzüm bahçesindeyiz. Evet. Hangi çeşittir? Nasıl yetişiyor? Şöyle söyleyeyim, müşküle dediğimiz çekirdekli bir cinstir bu üzüm. Genelde işte Kasım aylarında, Eylül, Ekim, Kasım aylarında hasadı yapılır. Şu an hazır, gördüğümüz gibi arkamızda da gözüküyor. Yani Evet. hasada hazır bir şekilde müşterisini bekliyor. Peki üzüm ne kadar kolay mı yetişiyor, bu müşkülü üzümü? Diğer üzümlere göre zorlukları ne? Şöyle söyleyeyim, üzümün kolay yetişmediğini şuradan anlayabiliriz. Orhaniye köyünde her yıl bir üzüm bağı sökülmekte şu an. Yani Yani önceden buradan mevcut çok vardı, şimdi sökülmeye başladı. kendimden örnek verebilir miyim? Tabii. Yani kendimden örnek verebilirsem, ben de 5 adet bağ vardı. Ve şu an hiç yok müşkül üzümü. Bunun sebebi de her geçen gün artan maliyetler, işçiliğin zorlaşması. Çünkü bebek gibi ilgilenmeniz gerekiyor. Son zamanlarda 10 günde bir ilaçlama yapılması gerekiyor. Budaması ayrı bir dert. Hani çok meşakkatli bir işi var. Peki kıştan mesela süreç gittiğimizde neler yapıyoruz yani? Hangi aşamadan geçiyor bu müşkül özümü ki ta ki Hasattan hasada kadar geliyor? hasattan sonra başlayacak olursak, ilk önce budaması yapılıyor. Budamasını yaptıktan sonra zaten görüldüğü gibi bu telli bir bağdır. Artık eski sistem kalmadı. Bu yeni sistem telli bağlarda. Budaması yapıldıktan sonra bağlama oluyor. Tellere çubukların bağlanması oluyor. Ondan sonra bir daha gözlem ve ilaçlama, gübreleme. Gübrelemesi yapılıyor. İşte ot mücadelesi yapılıyor. İlk yaprak çıktıktan hasata kadar yaprakların takibi yapılıyor. Zararlarla mücadele. İşte zaten en büyük sıkıntı da burada başlıyor. Yani 10 günde bir ilaçlama yapmak zorundasınız. Çünkü her yetişen filizin bebek gibi bakıp bir hastalık var mı diye kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü bir zeytin ağacı gibi bir hastalığı gördüğünüzde geri dönüşü kolay olmuyor. Yani bir asmayı, üzüm bağını, bir hastalık geldiği zaman hemen tedbirini almazsınız ya da bir hastalığa Evet. kaptırırsınız. O sene mahsul alamazsınız. O yüzden çok güzel Narin takibi mi? yap narin bir ürün. Güzel bir takibinin yapılması gerekiyor. Şimdi insanlarımız mesela sofraya gelene kadar tabii çok bu işler basit geliyor ama insanlara biz şimdi Tabii sıfır ki. noktasındayız ve üretim alanındayız. Nereden nasıl geliyor? Neye, çiftçi neyle uğraşıyor? Nelerle uğraşıyor? Şimdi diyor ki mesela diyor ki çok ilaç diyor. Aslında dediğin gibi ilaç olmadan ne Evet. oluyor mu bu işler? İlaç olmadan kesinlikle olmuyor. Yani biz burada kendimizi kandırırız. 10 günü geçirdiğimiz zaman bakmışsın, yapraklarda hastalıklar başlamış. Zaten yaprağa hastalık geldiği zaman üzüm tanesi de olmuyor. Çubuklarda hastalık yapıyor ve bir dahaki seneye de bunun etkisi oluyor. İşte ilaçlama, gübreleme yapıyorsun. İçerisine iyi ilaç alsın diye yapraklama yapıyorsun. İşçi bulup getirip kendin. Üzüm salkımına kadar çubukların yapraklarını alıp içerisine havalandırman gerekiyor. İlaç daha iyi alsın diye, hava alsın diye, hastalık yapmasın diye. Çok dallar uzadığında uçlarına vurman gerekiyor, uçlarını kesmen gerekiyor. Yani Sürgün, sürekli aşırı içinde ol, tabii sürgün ki. yaptım. Evet, sürekli içinde olman gerekiyor. Onun dışında
işte bugünlere kolay gelmiyor. Yani içinde olmayan bilemez. Öyle söyleyeyim. Devamlı takip ve tarlada olacak. Kesinlikle, kesinlikle. Ya yani her ürün öyle. Soframıza gelen her ürün. Yani biz pazardan alıyoruz. İşte bunun nasıl yetiştiğini içinde olmayan bilemez. Yani biz ne kadar anlatsak da yine de bunu tam olarak anlatamayız. Tüketici yani, tarlaya gelip kendisi aslında burada görüyor ama keşke öyle bir imkan olsa. Yani, her zaman keşke gelmesen. Her bahçemize dört köşesine kameralar kurup bu ürünlerin ne zorlukta, hangi hava şartlarında, hangi yağmurda, çamurda, karda toplandığını, aynen, uğraşıldığını keşke herkes görse. İnanın bunların içinde olsalar zaten hani bazen haberlerde duyuyoruz. Yok işte domates pahalı, işte biber pahalı, üzüm pahalı. Yani çiftçi burada kazanmıyor. Şimdi çiftçi burada, lafınızı bölüyorum, özür dilerim. Hani çiftçi çok yüksek paralar kazanarak böyle zengin olmuş bir durumda değil. Onu bir kere bilsinler. Bu fiyat artışlarının sebebi tamamen üretimden kaynaklı. Bir şeyi ucuza mal ederseniz ucuza da satabilirsiniz. Bizim kârımız hep aynı. Aynen. Biz burada üzümümüzü piyasa şartları zor, işte faizler yüksek, ekonomi kötü deyip şu üzüm 10 liraysa 20 lira diyemiyoruz. Öyle bir şansımız yok. Bu mahsul olmuş, bahçede bekliyor. Bunun bir süresi var. Bu süre içinde bunu biz değerlendirdik. Değerlendiremedik, çöp. O yüzden biz bunu piyasa gelip burada kaça satılıyorsa, ne kadar geçeri neyse o fiyattan biz veriyoruz. Tabii ki biz de kendi çabamızla uğraşıyoruz 1 lira 2 lira yüksek satmaya. Çünkü maliyetlerimiz belli. Tabii ki kimse zarar etmek istemez. Aynen. Ve biz şu an hani özellikle bu yıl çiftçi gerçekten zarar etti. Bu sene çok para kaybetti çiftçi. Evet. Yani emeğine çok. Hem artan maliyetler, ilaç, gübre, kasa, ambalaj, her şey için çiftçi gerçekten çok bu sene kaybetti. Evet. Şimdi ama yani her şekilde tutunmaya çalışıyor. Üzüm de mesela şimdi dediğiniz gibi yani burada belirli bir sürede bekleme zamanı var. Evet. Ya burada kazanacaksın, piyasa iyi olacak ya da bir mevcut da azalacak piyasadan üzüm. Çok bolluksa o da fiyat düşüyor. Çekmezse bu sefer ne olacak? Çekmediği zaman da bu üzümü ya satacaksın ya da hiç olduğu gibi bırakacaksın. Kurutma falan oluyor mu bu üzüm? Yani çekirdekli olduğu için pek kurutması tavsiye edilmiyor. Yani yapılmıyor. Yapılmıyor değil genelde mi? Genelde sofralık. Aynen. Evet. Sofralık şimdi olmasa, insanlar şey yapmasa. Peki ne kadar gidiyor böyle bu şekilde sistemde üzüm? Ne kadar gidiyor dediğiniz süre olarak. Süre yani. Olarak mesela. Şu an atıyorum bugün fiyat uyumadı. Tamamen hava şartlarına bağlı. Yani bekleme süresi. Havalar iyi olur, çok ayaz olmazsa, kradon dediğimiz bu eksi derecelere hava düşmezse üzüm dayanır asmada. Çünkü, bu şekilde eksi kaça kadar koruyor Leylon? Ya bu şekilde ya eksi birlere kadar sıkıntı olacağını sanmıyorum ama daha düşük sıcaklıklarda sorun olur. Yani bizim zaten şu gördüğünüz örtülerin örtmemizin sebebi de hava şartlarından korumak. Çünkü olgunlaşmış malı yağmur bozar. Islak olmaması gerekiyor. Yağmurlardan korumak için. Çiğ yağıyor geceleri. Evet ve ömrünü biraz daha, dayanıklılığını biraz daha arttırmak için üzerine branda çekiyoruz, naylon örtüyoruz. Bu şekilde 1-2 ay daha belki zaman kazanabiliyoruz. Bu 1-2 ay süresinde işte fiyat tabii olumuna ki, bakıyor. Tabii köylüler. Ki yani ne oluyor? Birden yığılma olmuyor. Sen naylon çektiğin zaman bu şekilde süreni uzatıyorsun. Azaldıkça, talep oldukça daha da hani 1-2 lira daha yüksek satmaya çalışıyorsun. Bunun için tabii ki faydalı. Peki aynen. Bu sene şu an çiftçinin beklentisi fiyat olarak iyi mi üzümde? Yani şu an 10 lira civarı bu üzüm. Buradan köyden çıkışı. İnanın bunun en az 7-8 lira maliyeti vardır. Yani bu paraları düşündüğümüzde hani hammallık diyoruz ya. Evet. Bizim yaptığımız iş bu sene hammallık yani. Şimdi öyle zaten söyleyeyim. Sen o parayı alana kadar ya da alsan da parayı zaten şey yapana kadar budama zam, ilaç zam derken para düştü zaten. İşçi getiriyoruz. Bak zeytin hasadı da başladı köyümüzde. Zeytin işçisi yevmiye olarak söyleyeyim 300-400 arası geziyor. Günlük sabah 8.30'da iş başlıyor. Akşam 4'te bırakılıyor. Yani bu ve düşünsenize her gün 5-6 kişi getirdiğinizi bir ay boyunca, iki ay boyunca. Evet. Bu maliyetler 60 bin liralara varıyor, 70 bin liralara ve çok işi olanlarda 100 bin liraları geçiyor. Sadece işçi maliyeti.
Sadece işçi maliyeti ve işçi de bulamıyoruz. Yani bu işlerde çalıştıracak arkadaş da bulamıyoruz artık. Çünkü gençlerimiz maalesef hepsi birbirini tetikliyor. Eğitim sisteminden dolayı her taraf diplomalı, işsiz oldu. Eskiden biz de öğrencilik yaptık. Dediğim gibi ben İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Bizim zamanımızda kalma vardı sınıflarda. Okumayan, okumayla alakası olmayan kalıyordu ve farklı işlere yöneliyordu. Ama sanayiye yöneliyordu, ama tarıma yöneliyordu. Şimdi maalesef gençlerimizde herkeste diploma var. Diploması olduğu için de masa başı iş bekliyor herkes. Böyle olunca çalışmak istemiyor. Çalışmak istemiyor. Çünkü toprakla uğraşmak ağır iş biraz, zor bir iş. Zor bir işle de uğraşmayı kimse istemez. Bakmayın biz farklı sebeplerden işten ayrıldık, okulumuzu bitirdik, bilinçli çiftçi olalım dedik ama işte maalesef bu şartlarda uğraşıyoruz, üretmeye devam edeceğiz. Atatürk'ün de dediği gibi üretmeyen bir toplum yok olmaya mahkumdur. Aynen öyle. Yok olmak istemiyorsak zorlukların üstesinden geleceğiz, üreteceğiz. Bu konuda da ne yapmaya çalışıyoruz ondan da bahsedeyim biraz. İşte dediğim gibi ben de 5 tane üzüm bağı vardı, söktüm. Niçin söktüm? Daha maliyeti düşük, geliri yüksek ürünlere yöneliyoruz. Ne yani onlar peki? Şeftali şu an çok ravaşta. Tonajlı bir mal. Evet. Bir şeftali fidanını ektiğinizde 3-4 senede verim alabiliyorsunuz. Verim almaya başlıyorsunuz. Erkenden veriyor değil mi? Erkenden evet. Böyle olunca da millet 50 yıllık, 60 yıllık zeytin ağaçlarını söküp şeftali ekmeye başladı. Tabii ki. Yani 40-50 yıllık, 40 yıllık üzüm bağlarını söküp şeftali ekmeye başladı. O zaman İzlik bölgesinde duyuyorduk zaten. Şeftali ve ekmek için mesela zeytin ve dediğin gibi mesela 500 yıllık ağaçları da söken ne oldu? Evet. Üzüm bağlarını komple kaldırdılar. Bunun yanında şeftali yöneliyor. Ama şeftali de bir bolluk oldu bu sene. Bu sene bayağı bir şeftali de şey oldu. Fiyat düşüşü şimdi oldu. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki ihracat olmadığı zaman her üründe sıkıntı var. Yani bizim ilk önce bu İç ürünleri... İç piyasa çekmiyor. İç piyasanın belli bir şeyi var, standardı var. Ama bizim mutlaka bu yetiştirdiğimiz ürünleri yurt dışına pazarlamamız gerekiyor. Ya bu konuda devletimize büyük yük düşüyor. Yani biz bunları üreteceğiz. Biz kaçmadık, biz buradayız, köyümüzdeyiz. Biz üretmek istiyoruz. Terk etmiyoruz, evet. Biz üretmek istiyoruz. Hayatımızı da devam ettirmek istiyoruz. Yani ben bir sene zarar ederim, buna katlanırım. Ama aynen. 2 sene, 3 sene, 4 sene zarar ettiğim zaman ben de burada tasımı tarağımı toplayıp şehirde bir iş bakarım yani mantıken. Bu bunu gerektiriyor. Buradan devlet büyüklerimize de seslenelim. Yani tabii. Biz üretmek istiyoruz. Biz para istemiyoruz. Bize aylık 1000 lira, 5000 lira para vermesin kimse. Destekleme zaten hiçbir şey. Destekleme böyle olmaz. Yani biz aynen. Şunu istiyoruz. Biz ilacımızı, gübremizi daha ucuza alabilirsek bu üzümü 7 liraya değil de 3 liraya mal edebilirsek tezgahtan şehirdeki arkadaşlarımız da bunları 15-20 liraya değil 10 liraya alır. 7 liraya alır. Tabii aracılar da giriyor. Şimdi kademe tabii oluyor. Ki, herkes diyor. Yani nakliye var, mazotun, akaryakıt mazotun var. Zaten bir kere 2 lira maliyeti var. Kesinlikle. Ya yani bu sene çoğu arkadaş tarlasındaki yabani otlarla mücadeleyi senede 3-4 kere yapıyorken traktörüyle bu sene 2 kere yaptı. Artan mazot. Tabii ki ilerledi. Yani biz traktörlerimize deposunu doldurduğumuzda 1000 liranın üzeri bugün. Bu geçen sene 7,5 liraydı. Ve biz çalıştığımızda bir gün yetmiyor. Düşünsenize her gün bu şekilde. Yani biz maliyetlerimizi çiftçi olarak maliyetlerimizi düşürebilirsek daha düşük maliyetle ürün üretebilirsek şehirdeki arkadaşlarımıza daha ucuz sebze meyve yiyecektir yani. Yıllık ne kadar tüketiyorsun Hasan Bey, mazot? Litre olarak tam bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Bu sene 56 bin lira gibi bir akaryakıt ücreti ödedim. 2 tona tabi. Evet. 2 ton. Daha da şimdi zeytin aynen. Sezonu var. 1 tonla gider mi öyle? Gider. Yani. Yani her üreticinin, her çiftçinin bir maliyeti var ya. Yani kesinlikle. Artan ürünlerin çünkü. Kesinlikle. Sadece bu değil. Kasayla sen şimdi mesela bunu toplayacaksın. İşçiyle bir veriyorsun. Kasa evet. Eğer tüccar sana kasa getirmiyorsa kasayı kendin alıyorsun. Evet. Bir artı maliyet daha biniyor. Tabii ki. Direkt otomatik. Hani şimdi tüketici kısmı diyor ki yani her şey diyor çok pahalı pazarda. Tamam pahalı da. Pahalının aracı değil. Üretim maliyetleri. Her zaman dediğimiz sıfır noktasındaki evet. İş biliyor.
Evet. Yani bugün bir çuval gübre 1000 lira olmuş yani. İlaç olmuş ton başına mesela bizde Yani bunun çok 15 lira. aynı zamanda ben burada köyümüzde Orhaniye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde yöneticiyim. Evet. Yıllardır yöneticilik yapıyorum. Yıllardır ilaç gübre alıyorum. İlaç bayimiz de var burada kooperatifin. Bizim şahsıma değil, kooperatif olarak. Hani ilaç gübrenin alım satımında da işin içindeyim. Geçen yıldan bu yıla %400 oldu her şey. Yani 4 katı oldu. Yani 1 liraysa 4 lira oldu her şey. Aynen. Ama sattığımız 1 liraysa 1,5 oldu. Bu aradaki uçurum çok açıldı. Ambalajı zaten mal para etmiyor. Ambalaj malı götürdü. Evet. Ambalaja çok zam geldi. Bir Kesinlikle de biz her ürünümüzü artı bir KDV ile satamıyoruz. Mesela maliyetin oluyor. Kasaya bugün satmasan da yarın dersin ki kasa kardeşim 5 lira ama 7 lira oldu artı KDV dersin. Evet. Ama ürünümüzü, üzümümüzü mesela satarken de demiyoruz yani 7 lira artı KDV diyemiyoruz. Şimdi şöyle bir örnek vereyim size. Papaz eriği dediğimiz yeşil tatlı papaz, süt erik derler. Bu şekilde bir eriğimiz var. Mayıs ayında falan olur. Ağustos papazı, Mayıs şey, Geçen kara papaz. kara papaz değil, tatlı papaz, kara papaz Aynen aynı, kara aynı aynen. şey. Hani sadece bir ay süresi var Evet. aralarında. Şöyle bir örnek vereyim. Geçen yıl bende var bahçe. 15 liranın altına düşmedi kilosu. Mazot 7 liraydı. 7,30 falandı. Bu sene 8 liradan erik sattık. Mazot 30 liraydı. İşte bak. Gerisini siz düşünün. O Yani kadar ürün söyleyeyim bir yani. yanda kazandırırken bir yanda çok yediyor, Hani içe veriyor. mazota göre bir artış koysan eriğin fiyatının 30 lira. 60-70 lira Aynen. olması lazım. Maalesef. Gübre ilacı hepsini koysan zaten otomatikman zaten sana 1000 Sadece lira. akaryakıttan örnek verdim. Aynen. Diğerlerini siz düşünün. Yani hepsi aynı şekilde arttı ama biz sattığımız ürünü işte piyasa şartları çok kötü. Bu üzüm 10 lira değil, 20 lira, 30 lira diyemiyoruz. Yani şimdi bu üzümü 30 lirada tarladan çıksa pazardaki arkadaş bunun kilosunu 50 liradan aşağı yiyemez. Aynen. 50 liraya da kimse üzüm almaz. Şimdi Kimse pazardaki kimseyi arkadaş da kandırmasın. gelecek onu halden alıyorsa ona da bir yakıtı var. Tabii ki. Onun poşeti var, masrafı var, Kira elemanı var, masrafı kirası var, var. eleman Bu masrafı da var. üzerine Hepsi kaplıyor. üzerine biniyor. Son tüketici en son dediği gibi yüksek yemek zorunda. Yani burada tabii ki değişik düşünceler olabilir. Ne bileyim hani biz kooperatif olarak bunun çalışmasını da yaptık. Kooperatif olarak, köy kooperatif olarak köyümüzün ürünlerini toplayalım, bir halde biz değerlendirelim. Direkt üreticiden hani tüketiciye Aynen. gibi. Ama bu işler için de ayrı bir birim gerekiyor. Bu işlere emek verecek arkadaşlar gerekiyor. Biz hem çiftçilik hem bu işlerle uğraşamıyoruz maalesef. Yani bir yerden feragat etmen gerekiyor, fedakarlık etmen gerekiyor ki yapasın. İşte bu konuda devletimizden de beklentimiz hani nasıl üreticiden direkt tüketiciye ulaştırırım konusunda biraz çalışma yapılsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama yıllardan beri Hasan Bey olmadı ya. Ben de 2012'den beri yurt dışında geziyorum. Oradaki birlikleri, kooperatifleri gezdim. Evet. Yani 16 tane kooperatif birleşmiş. Sizin bölgede mesela. Atıyorum İzik bölgesinde büyük, devasal bir kooperatif koymuş. Bir çatı altında. Evet. Ne oluyor? Herkes bağlamış mesela. Ne ürünün var? Bütün her kooperatifin yönetimleri ürünün bir maliyet tabanı çıkarıyor. Atıyorum üzümün maliyeti 7000 lira. Evet. İşte bu üretici kaç para kazanacak bundan? 2 lira ya da 3 lira kazanacak ve 10 liranın altında almayacak. 10 liraya atıyorum kooperatifini alacak. 10 lira artı üzerine satabiliyorsa mesela benim kendi düşüncem böyle. Bunu böyle bir açık pazar olması lazım ama belirlemesi lazım taban fiyatı. Tabii ki. Bizde taban yok. Yok. Bir geldiği zaman kökünü götürüyor. Yok maalesef. İşte biz de Maalesef. bunu kurmak için mesela Gürsu'da da biz bunu çok uğraştık. Evet. Aşağı yukarı 10 yıldan beri uğraştık ama yapamadık. Bizim insanımız birleşmiyor. Aslında dışarıdaki insanlar diyor ki ben mesela bir kasa ürün istedim. Ben diyor veremem. Ama gidin kooperatiften benim adıma şu şeyle kodlan diyor. Gidin alın diyor istediği kadar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sistem kurmuş adamlar. Evet, yavaş yavaş bunlarla ilgili çalışmalar var. Biz sezon başında toplantıya gittik özel bir firma. İsmini vermeyeyim şimdi. Orhan Gazi'den. Şöyle bir sistem yapmayı düşünüyorlar. Pazarı araştırıp ne talep var atıyorum siyah domates örnek veriyorum. Diyor ki firmaya tamam ben siyah domates sana bulacağım. Ama atıyorum fiyatı 10 liraysa 15 lira. 20 liradan. Alacak mısın? Tamam. İşte gramajı ne kadar olacak? Hepsini diyor bulacağım. Ve çiftçiye gelip yetiştirmeyi düşünüyorlar.
sen siyah domates yetiştireceksin, ziraat mühendislerini ben vereceğim, ilacını, gübreni ben vereceğim. Aynen. Yetiştireceksin ve yetiştirdiğin domatesin taahhütlü fiyatı alacak. Kesinlikle şu para taahhütlü bir şekilde. Bu sistem kara kodlu bir şekilde üretimden, imalatından tezgaha gelene kadar ki yolları da kayıtlı bir şekilde. Şu an bu çalışmalar var. İnşallah olursa bizim için de hayırlı olacak. Ya inşallah şimdi gelecek artık tarımda. Çünkü insanlar gıda ve enerjiden uzak duramaz. Mecbur bir üreteceğiz. Ama dayanak bilen, ama alt kesimdeki insanlar, çiftçiler artık bitecek. Yani bugün 5 dönüm bağ yapan adam ayakta kalamaz. Yan gelir yoksa. Kesinlikle. Doğru mu yani tarıma bakansa? Bize önceden 10 dönüm armut bir aileye bakıyordu. Şimdi hayatta bakamaz. Şöyle söyleyeyim yani lafınızı bölüyorum. Şu an o açıdan, bahsettiğiniz konu açısından en güzel bölgedeyiz. Neden en güzel bölgedeyiz? Şimdi burası İznik Gölü'nün kuzeyi sanırım değil mi? Yanlış söyledim. Kuzey, evet. Kuzey, evet. Kuzey, evet. İznik Gölü'nün kuzeyindeyiz. Şurada karşıyı da görüyoruz. Aynen, dağlarımız var. İznik Gölü'nün kuzeyinde, yani tabiri yerindeyse, insan ekseniz insan yetişiyor burada. Burada her çeşit var. Yani muz ve portakal dışında. Tropikal, aynen. Burada sebzesinden tutun her çeşit meyve yetişiyor. Bizim şansımız o. Bizde çeşitlilik var. Biz yine bir şekilde ayakta kalabiliyoruz. Ama bak karşıya baktığımızda İznik Gölü'nün güneyine baktığımızda sadece zeytin var. Başka bir şansları yok. Zeytinden para kazanamadıkları zaman bunu sürdürülebilirliği çok zor. Bizim zaten bizim köyümüzün bu kadar ayakta kalmasının, dışarıya göç vermemesinin sebebi, hani bu sene üzümden kazanamazsak şeftaliden kazanabiliyoruz. Şeftaliden kazanamazsak zeytinden kazanabiliyoruz. Zeytinden kazanamadık, işte sebzeden, domatesden, biberden, işte kabaktan kazanıp bir şekilde çarkı biz çevirebiliyoruz. Ama diğer köylerin böyle bir şansı da yok. Hani coğrafi olarak biz gerçekten güzel bir yerdeyiz. Buna rağmen biz zorlanıyorsak diğer yerleri düşünemiyorum. Tabii şimdi aynı. Bizde mesela sadece armut var. Biz de armuda bakıyoruz. Sebze bizde yok. Açık arazimiz yok. Her yeri kapalı zaten. Armuttan Santamaria ve Deveci alternatif ürünler artık başladı insanlar ekmeye, ama bizim alanımız kısıtlı. 3 dönüm, 5 dönüm artık olan. Büyük yerler artık, fabrikatör gibi yerler bizim ufak çiftçiyi de bitiriyor. Evet. Çünkü bitiyor yani. Sen şimdi bugün 10 dönüm bir armudun varsa, yani ilaç parasını kurtarmayacak. Maliyeti alamazsan tonaj. Kurtarmayacak yani. Bu sefer diyecek ki ya benim bahçeme bak, al icarla diyecek, şeye bak diyecek, ben bakmıyorum, bırakıyorum artık bu iş diyecek. Olan o zaten. Olacak zaten. Çünkü artık sökümler de başladı bizde çok, armut sökümleri. Evet. Çünkü çok zor. Ama şimdi bakıyorsun, bugün elmada, üzümde, armutta, şeftalide de artık aletler var. Bugün mesela şeftaliye 5 ilaç atıyorsun, seneye bakıyorsun 10 ilaç oluyor. Niye? Başka bir hastalık çıkıyor. Evet. Çıkacak yani, çıkarıyorlar yani. Niye? Adamlar bir piyasaya bir şey sokup, bir şey satmanın derdinde. Atmasan olmuyor. Atmazsan bu sefer ne oluyor? Sineği, Akdeniz sineği geldi. Yok şu külleme geldi. Yok bu geldi. Yok Akdeniz sineği geldi. Yok geldiği şey. Zaman çöp zaten. Bitti. Bitti. Bir yıllık emeğin çöp. Aynen. Gitti. Onu da anlayamıyor zaten. Bir bakıyorum buzana girmiş. Soğuklara ayaklara girdiği zaman tak. Ağaçta göremiyorsun. Evet. Göremezsin. Çünkü orada sıcak olduğu için soğuğu gördüğü anda hemen kusuyor. Bunları yaşadık. Maalesef öyle, evet. Bu sene biz de mesela dertliyiz yani. Bizde yani para kaybettik çok. İşte dertliyiz. Derdimize çözüm arıyoruz. Derdimizin çözümü işte parasal destekler değil. Biz para desteği istemiyoruz. Yani aynen. Çiftçi olarak işte ay ürününe 1 lira, kilogram başına 1 lira destek verelim, 5 lira verelim, işte 5 bin lira verelim, 10 bin lira verelim değil. Ya biz üretmek istiyoruz. Bize üretim konusunda destek sağlansın. Bir fidanı alırken destek sağlansın. Bir ilaç, gübre alırken, akaryakıt alırken bize destek sağlansın. Bir de böyle, ki biz böyle, rahat böyle, üretelim. Aynen. Yani rahatla üretelim. Niye? Çünkü zeytin ağaçlarına sezonda bir yılda 3 defa göztaşı atıyorken göztaşı maliyetleri ortada. Yani bir torba göztaşı 1,5-2 bin liralara yaklaştı. Bu ne ya? Bu sefer adam ne yapıyor? 3 defa atıyorsa 2 defa atıyor. Bu sefer ağaca hastalık yapıyor. Ya bir şekilde kısmaya çalışıyorsun hep. Kısıyorsun ama yani hastalık... Şimdi, şunun hesabını bile yapan var. Bak şöyle söyleyeyim yani. Takviye 2 ile traktörle bilirsiniz. Evet. İlaçlama yaparken takviye 3 ile yapmaya başladılar. Hani biraz daha hızlı atayım da. Az işte, gitsin. 7 tanker ilaç atıyorsam 6 tanker atayım. Bir tanker. Ama bu sefer de ağacı kaplamıyor. Kaplamadığı zaman da hastalık bir yerden. Buraya şimdi ilaç geldi.
Ama yukarıdaki nere gelmedi, sen olacak? İşte. Hastalık oradan başlıyor, bu sefer hastalık aşağı gidiyor. başlıyor. Bu sefer Evet. ne yapıyoruz? Kendimizi kandırıyor aslında orada. İşte çiftçi ne yapıyor burada? Kendi kendine çözüm yolları bulmaya çalışıyor ama kendimizi aldatıyoruz. Başka hiçbir şey değil. Yani bizim keşke her şey peşine dönse, peşin alıp peşine dönse, yani daha ucuza daha alıp maliyetimizi düşürsek. Ama Eskiden olmuyor. eskiden burada İznik'te çarşamba günleri pazar kurulur. Köylüler geldiğinde esnaflar sevinir. Çünkü köylü de peşin para olur her zaman, tamam evet. mı? Canlı para. Artık köylünün cebinde de herkeste kredi kartı var. Yok, peşin para dönmüyor. Üzüm satıyorsun, çek geliyor, senet geliyor. Meyveni, sebzeni satıyorsun, evrak geliyor. Aynen. Para gelmiyor artık. 3 ay, 5 ay bir de evrak bekliyorsun. E sen günde para çalıştırdığın nereye? İşçinin parasını vermek zorundasın. Doğru. Yani maalesef sıkıntılarımız bunlar. İşçi zaten beklemiyor. Alın terini mecbur vermek zorundasın. Vermek yani. Zorundasın. Tabii ki sen, adam gelmiş senin işini yapmış. Tabii ki bekletemezsin. Vermek zorundasın. Vermezsen de bu sefer seneye işçi bulamıyorsun. Kesinlikle. Gençlik nasıl bakıyor peki Hasan Bey çiftçiliğe? Gençlik nasıl köyde? Bakıyor? Dediğim gibi gençlik okumaya çalışıyor. Okuyup kendini kurtarmaya çalışıyor. Yani ben 82 doğumluyum. Benim zamanımdakiler geneli köyde kalıyordu. Çünkü köyde kazanıyorduk. Üretiyorduk ve daha zordu o zaman. Mesela böyle turbo tankerler yoktu ilaçlama konusunda. Evet. Ya ben sabahtan akşama kadar durmadan traktör kullandığımı ve anne babamın elle ilaçlama yaptığını biliyorum. Şimdi öyle bir şey yok. Daha kolaylaştı, modernleşti ama işte bu sefer de maliyetler... Orada da. Maliyetler bizim... Peki ne kadar araziyi çalıştırıyorsun Adem Bey? Ben 50 dönüm araziyi çalışıyorum. Fazla bir dönüm... Ya şimdi bizim burası şöyle söyleyeyim. Bizim burada köy olarak 100 dönüm arazisi olan zaten durumu çok iyi demektir. Hani 50 dönüm olan orta. 50 dönüm olan orta. Bizim burada yerlerimiz değerli. Dediğim gibi her şey yetiştiği için burada bakabilirsek şunu görebiliriz. Yani zeytinlik içinde şeftali. Yani bir bahçede 3 çeşit meyve olduğunu da görebiliriz. Yani tek tip sadece bağ, sadece zeytin değil. Arazi kısıtlı olduğu için, yani 20 dönüm, 30 dönüm arazide çalıştıkları için adam zeytinliğin içine şeftali sıkıştırıyor. Onun içine sebze ekmeye çalışıyor. Açık alanda. Tabii evet. ki yani şimdi 10 dönüm ya da 5 dönüm bir tarlasından tek çeşit ürün almaktansa 3 çeşit ürün alıp gelirini arttırmayı düşünüyor. Çünkü bu maliyetlere dayanamayacak o da. Tabii ki, kesinlikle. Ve bu da ne oluyor? Ürün kalitesini engelliyor tabii ki. Çünkü onun ilacı ona yaramıyor, onun gübresi ona aynen, yaramıyor. Aynen, yaramıyor. Bu sefer de ne oluyor? Kalın çıkıyor. Evet, ama tek tip ürün yetiştirse de bu sefer kurtaramıyor. Kurtaramıyor. Ona bakacak. Eğer onun başarılı olamazsa, tabii ki. Ya da fiyatlar şey olamazsa daha kötü olur bu sefer de. Kesinlikle. Yani şimdi çiftçi ne yapsın? Alternatif arıyor. Yani alternatif olarak yani kaçış planı, bir de acaba birine kaybedersem birine şey yapayım. Hani doluyor bir yere, doluyor biri gülüyor, biri ağlıyor i̇şte hesabı. Az önce söyledim ya, yani bir şekilde çargı çevirmek zorunda. Tek ürüne bel bağlayamıyoruz. Neden? Çünkü iklim şartlarından dolayı köyümüz elverişli bir bölge olduğu için. Yani diyor, zeytin diyor bu sene yapmazsa diyor, hani tutunmazsa diyor, zeytin olmazsa diyor, en azından içindeki sebzeden para kazanırım diyor. Onu karşılarım diyor. Bir şekilde çözüm bulma arayışında. Aynen. Ya biri şimdi masrafa gitse, biri işte bütün şeylere, işçilikleri karşılasa, ilaçları karşılasa, biri evet. de artık evine bakar. Tabii ki. Yani adam da doğru, haklı şimdi. Öbür türlü zor. Bir de i̇şte aileden örnek çalışan alsa. Gibi, karşı taraf, gölün karşı tarafı Söloz bölgesi. Sadece zeytin var. Zeytin çiçekte yandığını düşünün ya da tutunmadığını düşünün. Ne yapacak bu insan? Yani düşünsenize, yani geliriniz sıfır ama o ağaca bakmak zorundasınız. O ağacın ilacını, gübresini vermek zorundasınız. Çünkü önümüzdeki sene yine devam ediyor. Hayat devam ediyor. Aynen öyle. Yani budamasını yaptırmak zorundasınız. İlacını, gübresini atmak zorundasınız. Zeytin yapmadı diye ya lanet olsun seneye görüşürüz deyip gidemiyorsunuz bahçeden. Canlı. 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 O yüzden aynı maliyetleri, aynı ilgiyi göstermek zorundasınız. Her yıl mecbur. Yapsa da yapmasa. Aynen, yapsa da. Aynı bizde de öyle. Yani bu, çünkü senin ürünün canlı olduğu için mecbur hastalıklara karşı yapman. Evet. Eğer yapmazsan bu sene atıyorum 10 lira atsan seneye daha fazla atıyorsun. Çünkü atmıyorsun. Daha tabii. çok geliyor hastalık oraya. Müşküle üzümünde özellikle şu an naylon kapatıldı. Kızıl çürük dediğimiz bir çürük genelde sıcak havalarda böyle ıslaksa salkımlar yapar.
Yani gece zaman çiğlerinden dolayı mı? Terleme evet, oluyor mesela. O üzüme zarar vermiyor mu? terlemenin bir zararı olmaz. Çünkü çok bir zarar yapmaz terleme naylonlarda da. İçeride mesela şu an geldiğimizde Şöyle mesela olur. yapıyordu. Hani dibini sularsınız, çok aşırı sıcak olur, bir buhar çıkar ya, o Tamam. sıcağın buharı, o zarar verir. İşte en önemli şey şu an çürütmeden mahsulü toplamak. Bir Peki. çürük başladığında da çürük ilaçları çok maliyetli özellikle. O yüzden bir daha önüne de geçilmiyor. Çünkü Tabii. salkımda gördüğünüz gibi hepsi birbirine değiyor. Bir tanesi çürüdüğü zaman o ona derken bütün salkım çöp oluyor. Üzüme baka baka kırar derler ya. Kesinlikle. Yani orada Belki dediğin de bu gibi, laf buradan aynen, çıktı. belki dediğin gibi oradan Evet. çıkmıştır yani. Çünkü bakıyorsun şimdi bir yerde başlıyorsa siyahlık, o hepsini sarıyor. Tabii. Şurada örneği var. Görebilir miyiz bilmiyorum. Tabii. Şurada. Naylonun altında kalıyor ama çıkaramadım salkımı. Şöyle Aynen. açtığımızda, yaprağı da aldığımızda. Şu an çürümüş. Evet. Ve hep birbirine değen yerlerde Aynen. önüne geçemiyoruz. İyi dostluk kötü dostluk gibi bir belirti gösteriyor bu Kesinlikle, da yani. kesinlikle evet. Yani üzüm işi biraz daha dediğin gibi bunun herhalde kabuk yapısı da çok narin. Çok Evet. hassas bir üzüm. Yani insanlar gerçekten bunu çok iyi bilinçli olmayan bu üzüm yapamaz ya. Ben öyle düşünüyorum. Yani bilinçli olmak lazım, takip isteyen bir şey. Çocuk gibi ilgilenilmesi gereken bir Her şey. gün Hassas bir tarladaysan bir ürün. olacaksın. Doğru mu? Evet, tabii. Ayağına basacaksın çamura. Kontrol edeceksin, bakacaksın yaprağında bir hastalık var mı, başlamış mı? Yaprağında bir hastalık başladıysa hemen önlemini alacaksın. Yani ya bugün işim var, yarın bakarım, yarın ilacını atarım deme lüksün yok. Biz çoğu zaman gece ilaçlama yapıyoruz. Tabii şimdi bıraktığın zaman dediğin gibi hemen saracak yoksa. Tabii ki. Canlı. Çok hızlı ilerleyen bir hastalık zaten. Özellikle mildiyo yapraktaki. Ve yaprağın meyve için önemini zaten konuşmaya gerek yok. Yaprak olmadığı zaman meyve hiç olmuyor zaten. Ya yaprak zaten besliyor. Ne kadar yaprak o kadar Evet, ne bitki de kadar oradan şey yapıyor. kaliteli, sağlıklı yaprak, o Aynen. kadar sağlıklı meyve. Bundan peki bahar üstü şey yaprakları kırma yapıyoruz mu? Şey için. Dolmalık. Tabii ki. Yaş satılım için. Şimdi bunun en güzel yanı diyelim. Hani üzümden sonra belki de zeytinyağlı Yaprak. dolma, Aynen. sarma. Burada çok meşhurdur. Özellikle bayramda, bayramlarda Kurban Bayramı olsun, Ramazan Bayramı olsun. Bayramlaşmaya gittiğiniz her evde mutlaka görürsünüz. Dolmayı görüyoruz. Dolmayı görürsünüz bu köyde. Oo çok iyi. Dolmasız ev yoktur. Bayramda da gelin buyurun, misafirimiz olun. İnşallah. Her evde çeşit çeşit yaprak sarmalar olur. Filizler şöyle bir yarım metre olduğunda taze filizlerden, bu yapraklar artık kartlamıştır. Bunlardan olmaz. O Zaten zaman ilaç da üzüme oluyor ya. etkisi yapmıyor. O zaman pek iş yapmıyor yani. Yok, Yaprağı zaten o kırdığı zaman zaman üzüm fazla. yapmıyor o zaman, değil mi? Evet. Şimdi şöyle, zaten o zaman fazla yaprakları alıyoruz ya biz, Tamam. içi havalansın diye. O zaman zaten sürgünler de yeni oluyor. Hem ilaçlamamış oluyoruz Evet. asmayı. İlaçsız taze yapraklardan, körpe yapraklardan topluyoruz. Dolmalığı o şekilde Oh temin maşallah. ediyoruz. Ya her türlü üzümden faydalanırız. Evet. Pekmez yapılıyor. Pekmez oluyor, çok güzel. Pekmez yapılıyor. Yani bugün pekmezin faydalarını biliyorsunuz. Aynen. Herkes kendine göre biraz pekmezini yapar. Üzümünü sıkar, şıra haline getirip kaynatıp pekmezini yapar. Yani çok faydalı bir ürün. Güzel bir ürün. Hem yemesi, hem pekmezi, hem yaprağı. Ya kışa geliyoruz, hala daha şu an dediğin Gerçekten gibi üzüm görmek çok biraz daha kıymetli bir aynen. ürün. İnşallah maliyetlerimiz düşer ve sökülen bağı görmeyiz. İnşallah ya Ve sökülme. üzümcülük ölmez. Hayırlısı olsun Temennimiz bu. inşallah. Evet. Programımızın sonuna geldik Hasan Bey. Eklemek istediğim bir Teşekkür şeyler ederim. var mı? Çok teşekkür ederim. Geldiniz, bize dertlerimizi anlatmak için bir fırsat verdiniz. Ayağınıza sağlık. Çok memnun oldum. Ben de Her memnun zaman oldum. bekleriz. İnşallah yani şimdi ne yapalım? İşimiz aslında üretmek. Evet. İşimiz bu işin daha iyisini yapmak ve insanlara örnek olmak ama yani burada biz insanların artan maliyetler işte herkes gördüğü gibi dışarıdan nerede televizyondan gördüğü gibi bu işin kolay olduğunu sanıyor. Evet. Ama biz bu işin sıfır noktasında kötü yanlarına gösterelim ki insanlar araştırsın. Bir şey Evet. araştırmadan girmesin. Ya da bunu teknik destek ve profesyonel olarak birinden destek almalı lazım. Yani kesinlikle, yani şu gördüğünüz beton direk bir maliyettir. Şu üzerindeki yay demir bir maliyettir. Aynen. Şu V demiri bir maliyettir. Cıvatası somunu bir maliyettir. Bir direk için konuşuyorum. Her iki asmada bir direk var. Tele ayrı bir maliyettir. Dibindeki otunun biçilmesi ayrı bir maliyettir. Sulama, damlama sistemi ayrı bir maliyettir. Bunları zaten konuşmaya gerek yok. Tabii.
Peki Hasan Bey, vermiş olduğum bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İnşallah başka bir programda görüşürüz. İnşallah. Teşekkürler. Sağ olun. Bir meyvecik programından sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.